Herkese merhaba arkadaşlar, ben daha Güner. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir kitap yorumu videosu çekiyorum. Son zamanlarda gerçekten çok fazla ders içerikli videolar yayınlamaya başladım ve birazcık daha özümüze dönmek, kitaplardan bahsetmek istedim ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Bugün bahsedeceğim kitap The Book of M. Ephesus yayınlarından yeni çıkan bir kitap ve gerçekten yurt dışında da çok fazla ses getirdiğini duydum. Henüz yeni çıktığı için çok fazla insana ulaşamamış bir kitap ama kesinlikle bu videodan sonra birazcık olsun merak edeceğinize eminim. Çünkü konusu bakımından, karakterleri bakımından çok farklı ve çok özgün bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Ama kitabın konusuna geçmeden önce sizlere kitabın tasarımından bahsetmek istiyorum. Şu aşağıda da çıktı zaten. Şuna bakar mısınız? O kadar mükemmel bir tasarım var ki. Arkası da bu şekilde. Böyle yaldızlı basmışlar ve hayatımda gördüğüm en güzel kapak olabilir. Bu arada bu benim The Book of M'im. Sizlere de Ephesus yayınları iki tane kitap hediye etmek istedi ve bana iki tanesini gönderdiler. Ben de bunları çekilişle aranızdan iki tane şanslı kişiye göndereceğim. Çekiliş şartlarını öğrenmek için videonun sonuna kadar izleyebilirsiniz. Şimdi kitabımıza devam edebiliriz. Gelelim kitabımızın konusuna. Kitabımızda gölgesini kaybeden insanlar söz konusu ve bu insanlar gölgesini kaybettikten sonra sihir gibi bir şeye sahip oluyorlar ve ardından ise bunun bir bedeli oluyor. Hafızalarını kaybediyorlar. Gün geçtikçe kim olduklarını, hatta çok fazla zaman ilerledikçe hani yemek yemeyi falan bile unutuyorlar. Kitabımız bu evren içerisinde hafif böyle distopik, hafif bilim kurguya kayan ve aslında gerçekten sizi böyle gelen bir evrene sahip. Ama içerisinde aynı zamanda hani aşkı da bulunduruyor. Macerayı, gizemi, dostluk tarzında duyguları da bulunduruyor. Geneline baktığımızda 3 tane kişinin ağzından okuyoruz diyebiliriz. Aslında 2 ama 3. Bunu size açıklarsam spoiler olur. O yüzden açıklamayacağım. Ama eğer kitabı okursanız ne demeye çalıştığımı anlarsınız. Anlatıcılarımızdan bir tanesi Ori adındaki bir karakterimiz. Max adında bir eşi var ve onların başına gelenleri Ori'nin gözünden okuyoruz. Aynı zamanda Naz diye bir karakterimiz var. Ve biz hikayemizi bu anlatıcılarımızın ağzından okuyoruz. Genel olarak ben kitabı gerçekten çok fazla sürükleyici buldum. Başlarda böyle bir tık hani alışma kısmında, romana giriş kısmında çok fazla konu sarmasa da gerçekten sonra çok açıldı ve özellikle o sonu spoiler vermek istemediğim için girmeyeceğim oraları ama gerçekten emin olun ki elinizden bırakamayacağınız bir kitap olacak. Çünkü olaylar sürekli gelişiyor, sürekli yeni yeni şeyler oluyor. Kitabı bence 15-16 yaşında ve daha üstündeyseniz okuyun. Çünkü hani içerisinde kan tarzında içerikler de var. Hani rahatsız olur musunuz bilmiyorum, bu tamamen size kalmış bir şey ama ben şahsen bu uyarımı da şimdiden yapmak istedim. Video çekmeyi unutmuşum, şu an fark ettim. Normalde buraya bakmam gerekiyor ama ben tüm video boyunca buraya baktım. Sonuç olarak ben kitabı sevdiğimi ve okurken gerçekten çok fazla keyif aldığımı söyleyebilirim. Özellikle böyle özgün bir içerik okumak istiyorsanız, artık sürekli aynı konuların tekrar tekrar etmesinden sıkıldıysanız bu kitabı sizlere gönül rahatlığıyla önerebilirim. Makas alıp geldim. Şimdi bu diğer The Book of M'leri de açmak istiyorum. Çekilişin şartları gerçekten çok basit. Herhangi bir Instagram hesabımı falan takip etmeniz gerekmiyor. Sadece kanalıma abone olmanız ve aşağıya katıldığınızla alakalı bir yorum bırakmanız. Yorumunuzun yanına da sizlere ulaşabileceğim bir Instagram veya mail adresi atmanız gerekiyor. Pardon, yazmanız gerekiyor. Şimdi makasa gerek yokmuş. Elimde şu an iki tane daha The Book of M oldu. Bu arada benim kitabım altın rengiydi. Aynı şekilde Ephesus yayınları bu kitabın gümüş versiyonunu da basmış. Çekilişin şartlarından da bahsettim. Eğer çekiliş çıkmazsa kesinlikle üzülmeyin. Ben indirim oranının fazla olduğunu düşündüğüm siteleri açıklama kutucuğuna koyacağım. Oradan bakıp yine kitapları satın alabilirsin. Ben de elimde 3 tane The Book of M oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorumunu yapmamı istediğiniz başka kitaplar varsa yorumları da yazabilirsiniz. O zaman diğer videolara kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben tekrar geldim. Kapak fotoğrafını çekerken aklıma geldi. Hatta şu an aynı bu pozisyondayım. Neyse. Kitap Türkçe. Bana son videomda bu kitabı gösterdiğimde bir sürü kişi yorumlara İngilizce mi Türkçe mi diye sormuştunuz. Kitap Türkçe, gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Bu sefer gerçekten görüşmek üzere. Hoşçakalın.